Merhaba sevgili öğrenciler, ben Tuğba Bilgili. Bugün sizlerle elektrik devre elemanları ile ilgili soru çözümü gerçekleştireceğiz. İyi dersler diliyorum. Aşağıda verilen devre elemanı ve sembol eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diye sormuş bize sevgili öğrenciler. Bakıyoruz, bağlantı kablosunun sembolü, burada bir yanlışlık var. Çünkü bu lambanın sembolü, bağlantı kablosunun sembolü değil. Diğer seçenekleri de kontrol edelim. Pil, açık anahtar, kapalı anahtar. Cevabımız A seçeneği. Elektrik devrelerinde kullanılıyorum ama maalesef bir sembolüm yok. Bu devre elemanı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. A. Duy, B. Pil, C. Anahtar, D. Bağlantı kablosu. Burada cevabımız A seçeneğidir. Çünkü duyun bir sembolü yoktur. Evet, elektrik devrelerinin sembollerle gösterilmesinin amacı yukarıdakilerden hangileri olabilir? Zamandan tasarruf sağlamak, evet. Ortak bir bilimsel dil oluşturmak, evet. Elektrikle uğraşan insanların işlerini kolaylaştırmak, bu da olabilir. Cevabımız Denizli, yani hepsidir. Evet, yukarıdaki öğrencilerden hangilerinin ifadesi doğrudur diye sorulmuş bize. Bütün ülkelerde devre elemanları aynı sembollerle gösterilir. Berk'in ifadesi doğrudur. O zaman Denizli ve Adana seçeneğini eliyoruz. Devre elemanlarının sembollerle göstermek zaman kaybına neden olur. Bu yanlıştır. Zaten kalan seçeneklerde Elif yok. Devre elemanlarının sembollerle gösterilmesi bilimsel çalışmalarda kolaylık sağlar. Bu da doğru bir ifadedir. Cevabımız Berk ve Tarık, yani C seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde piller yanlış bağlanmıştır? Evet, piller bağlanırken sevgili öğrenciler artı eksi artı eksi şeklinde, 1 artı 1 eksi şeklinde devam etmesi gerekiyordu. Bakıyoruz, eksi artı eksi artı, bu doğru. Artı eksi artı eksi, bu da doğru. Eksi artı artı eksi, 2 tane artı yan yana gelmiş, bu yanlış. Artı eksi artı eksi artı eksi, 1 artı 1 eksi şeklinde devam ediyor. Bu da doğru. Cevap C seçeneğidir. Öğrencilerin görevlerini açıkladıkları devre elemanları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Çiğdem, devre için gerekli enerjiyi üretir demiş. Bu nedir sevgili öğrenciler? Pil. O zaman C seçeneği ve D seçeneğini eledik. Tolga, devredeki lambayı açıp kapatır. Bu da anahtardır. Cevabımız Bursa seçeneğidir. Bu şemada bulunan devre elemanlarının sayıları aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diye soruyoruz. Bakıyoruz, 2 tane lambamız var. Lamba, 2 tane. 1, 2, 3 tane pilimiz var. Pil, 3 tane ve 1 tane de burada anahtarımız var. Evet, bakalım, lamba 2, pil 3, anahtar 1. Doğru cevap Bursa seçeneği. Aşağıdaki devrelerden hangisinde pil sayısı ampul sayısından fazladır ve devredeki ampul ışık vermektedir? Şimdi öncelikle Denizli seçeneğinde anahtar açık olduğu için bu ampul ışık vermez. Bu ampul ışık verir. Bu ampul ışık verir. Bu ampul de ışık verir. Diğer istenilen şart, pil sayısı ampul sayısından fazladır. 2 pil, 2 ampul var. Bu değil. 1 pil,
bir ampul var. O zaman bu da değil. 2 pi, bir ampul var. Ve pi sayısı ampul sayısından fazla. Ve devredeki lamba ışık veriyor. Cevabımız C seçeneğidir. Yanda bazı devre elemanları ve sembolleri verilmiştir. Bu devre elemanları ve sembolleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir diye sormuş. Pil B seçeneği, yani 1 B olacak. Kapalı anahtar C, 2 C olacak. 3 de lamba A seçeneği olacak. Bakıyoruz, 1 B, 2 C, 3 A, yani Bursa seçeneği bizim için doğru cevaptır. Yukarıdaki devre elemanlarından hangilerinin görevleri yanlış verilmiştir diye bize soruyor. Pil devre için gerekli enerjiyi üretir. Bu doğrudur. O zaman pil olan seçeneği eledik. Lamba enerjiyi ışığa dönüştürerek aydınlatma sağlar. Bu da doğru bir ifadedir. Lamba olan seçeneğimiz yok. Olsaydı eleyecektik. Bağlantı kablosu devreyi açıp kapatır. Yanlış, çünkü bu anahtarın görevidir. Anahtar enerjinin bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını sağlar. Bu da yanlış. Bağlantı kablosunun görevidir. O zaman cevabımız Denizli seçeneğidir. Öğrencilerin sorduğu sorulara evet yanıtını veren Elif öğretmenin çizimini yaptığı elektrik devresine ait devre şeması aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Yeşim, anahtar bulunur mu demiş. Elif öğretmen evet demiş olacak. Bakıyorum, anahtar var, anahtar var, anahtar var, anahtar var. Semih, pil bulunur mu demiş. Öğretmenimiz yine evet demiş. Pil var, pil var, pil var, pil var. Burçin, devredeki lambalar ışık verir mi demiş. Elif öğretmen evet demiş. Şimdi A'ya baktığımızda anahtar açık olduğu için lambalar ışık vermez. Çünkü anahtarımız açık. Buraya baktığımızda artı, eksi, eksi, artı. Piller ters bağlanmış. Yine lambalar ışık vermez. Piller ters bağlandığı için. Eksi, artı, eksi, artı. Piller doğru bağlanmış. Anahtar kapalı. Fakat burada bir kopukluk var bağlantı kablosunda. Yine ışık vermez. Ama Denizli seçeneğinde anahtar kapalı, pilde problem yok, kabloda eksiklik yok. O zaman ışık verir. Yani cevabımız Denizli seçeneğidir. Gül aşağıdaki devre şemasını kurmak istiyor. Buna göre Gül'ün ihtiyaç duyduğu pil ve lamba sayıları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Evet. Lambamız 1, 2, 3, 4 tane lamba bulunuyor. 1, 2, 3 tane de pilimiz bulunuyor. Cevabımız A seçeneği. Eymen kurduğu elektrik devresinde inceleme yapıyor ve lamba parlaklığının zamana bağlı değişimini yukarıdaki grafikte gösteriyor. Buna göre devrede aşağıdaki değişikliklerden hangisi yapılmıştır? Lamba parlaklığının artması için ya lamba sayısı azaltılmıştır ya da pil eklenmiştir. Bakıyoruz, devreden pil çıkarılmıştır. Bu lamba parlaklığını azaltır. Devreye lamba bağlanmıştır. Bu da lamba parlaklığını azaltır. Devredeki anahtar açılmıştır. Bu lambayı tamamen söndürür. Devreye pil bağlanmıştır. Evet, bu lamba parlaklığını arttırır. Cevabımız Denizli seçeneğidir. Ela lamba sayısının lamba parlaklığına etkisini gözlemlemek istiyor. Lamba sayısının lamba parlaklığına etkisini gözlemlemek istiyor. Buna göre Ela'nın deneyindeki
bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir? Burada bağımsız değişken lamba sayısı, bağımlı değişken de lamba parlaklığıdır. Bu nedenle cevabımız Denizli seçeneğidir. Bir öğrenci aşağıdaki elektrik devresini kuruyor. Bu deneydeki bağımsız değişken aşağıdakilerden hangisidir? Bağımsız değişken bizim başlangıçta farklı tuttuğumuz değişkendi. Bu iki deney düzeneğinde farklı olan pil sayısıdır. Çünkü bu devrede bir pil vardır, bu devrede iki tane pil vardır. Cevabımız A seçeneğidir. Yukarıda verilen devre elemanlarından hangisinin devredeki sayısının artması lamba parlaklığını arttırır? Evet, lamba parlaklığının artması için pil sayısının artması gerekiyor. Bu nedenle cevabımız Bursa seçeneğidir. Bilimsel bir araştırmada yapılan deneyde sonucu etkileyebilecek değişken aşağıdakilerden hangisidir? Sonucu etkileyecek olan bağımsız değişkendir. Bu nedenle cevabımız Bursa seçeneğidir. Atahan bir deney için aşağıdaki elektrik devresini kuruyor. Buna göre Atahan'ın deneyindeki değişkenler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Önce bağımsız değişkenimizi bulalım. Bu iki deney düzeneğinde farklı olan nedir? Pil sayısıdır ve pil sayısı bağımsız değişkenimizdir. Peki kontrol değişkeni yani sabit tutulan nedir? Lamba sayısıdır çünkü her iki devrede de aynı sayıda lamba bulunmaktadır. Ve pil sayısı farklı olduğu için hangi sonuç farklı çıkacaktır? Lamba parlaklığı farklı çıkacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığı nokta nokta ve nokta nokta sayısına bağlıdır. Tahtada yazılan ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Evet, basit bir elektrik devresinde lamba parlaklığı lamba ve pil sayısına bağlıdır. Bu nedenle cevabımız A seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler, son sorumuzu da çözelim. Bazı devre elemanlarının görevleri şu şekildedir. Buna göre hangi devre elemanının görevi verilmemiştir? Elektrik enerjisini bir noktadan başka bir noktaya taşır. Bu bağlantı kablosudur. Devreden geçen akımı kontrol eder. Bu da anahtardır. Elektrik enerjisini ışık enerjisine çevirir. Bu da lamba. Cevabımız A seçeneğidir. Evet sevgili öğrenciler, teşekkür ediyorum. Başka bir derste görüşmek üzere.